Evet arkadaşlar, SPK'nın yasal üyesini bir anlayalım ve okuyalım. Burada anlatılan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı ve yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerimden ibarettir. Hiçbir hisseyi al, sat, tut tavsiyesi değildir sevgili kardeşlerim. Arkadaşlar günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı seanslar diliyorum. Biliyorsunuz artık bu sabah seans videolarımızı artırdık. Bizi takip edenlerin zarar etmediği borsa kapısındasınız. Ve biz başarı oranımız %95'tir. Hiç kimse 500 bin, 800 bin abonesi olan üstadlar dahi ne zaman borsadan küçük yatırımcının çıkıp ne zaman gireceğini tek tek birebir atışla söyleyemediler. Bunu ben söyledim, sonuna kadar da iddialıyım. Ve geçen hafta seçimle olmadan, Cumhurbaşkanı memleketindeki seçim olmadan önceki hafta artık yavaş yavaş ben alıyorum dedim. Ocak'ta çıktık ve seçimden önce alıma geçtik. Şu anda ne yapıyoruz? Alıma devam ediyoruz. Düşüşler alım fırsatıdır. Bugün endeksimiz yatay açabilir. Keşke aşağı atsa, keşke düşse de biz alsak. Hani diyordum ya, onlar satarken biz alırız, biz alırken onlar satar. Bizim farkımız budur. Endeksimiz 4700-750 band aralığında bir direnç noktası var. Altta da 4500. Ana destek olarak kabul edilebilir. 4500 seviyesinin altında kapanış yapmadığı sürece endeksimizde ilk test edeceğimiz 4700-750 aralığı ve ondan sonra 4950. Belki önümüzdeki hafta 5000'i de test edebiliriz eğer çok olumsuz siyasi bir baskı kriz olmaz ise. Kafanız rahat olsun, borsada kal. Parayı altında, dolarda, euroda kazanamazsın. Aradaki marj iyice açıldı. Altın ve dolarda ben geri çekilme bekliyorum. Özellikle altında. Hiçbir zaman yatırım enstrümanı ve aracı değildir dedim. Ve demeye de devam ediyorum ve iddialıyım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.